Sevgili Postun Sesi izleyicileri, bir Sarı Yıldız yarışmasında daha sizlerle Hamburg'dan sesleniyoruz. Bugün İbo Kuaför var Hamburg'un Altona St. Pauli semtinde. Uzun yıllardır hizmet veren, Hamburg'da çok tanınmış bir kuaför dükkanı. Bu ayki hediyelerimiz, talihlilerimize hediyelerini İbo Furozier'den vereceğiz. Gazetemizde yayınlanan Sarı Yıldız'ı bularak bize ulaştıran okurlarımız sürpriz hediyeler kazanıyorlar. Sarı Yıldız talihlileri bu ay Hamburg'un Altona semtinde çeyrek asırdır aynı sahipleriyle hizmet veren İbo Furozier'den hediye kazandılar. Hediye kazanan talihli okurlarımızdan Musa Çağıran ve Özcan Bayram, hediyesini mekan sahipleri Aysun ve İsmail Atkan'dan aldılar. Ben şimdi önce talihlilerimiz isimlerini okuyarak mekan sahiplerinden kendilerine hediye çeklerini takdim etmesini rica edeceğim. Birinci talihlimiz Özcan Bayram. Hemen hediyesini. Evet. İkinci talihlimiz Musa Çağıran. Hemen Aysun Hanım onun da hediyesini. Evet. Sağ olun, ben de size teşekkür ederim. Evet, bu ay 3 talihlimiz vardı fakat 3. talihlimiz Meryem Kömürcü bugün doktor randevusu olduğu için hediyesini almaya gelemedi. Kendisine herhalde önümüzdeki günlerde hediyesi ulaştırılacaktır. Ben hemen kısa talihlilerimize fikirlerini almak istiyorum. Musa Çağıran, önce sizi kısa bir tanıyalım. Ben Musa Çağıran, ben Adıyamanlıyım. Adıyamanlısınız. 33 senedir burada Almanya'da, Hamburg'dayım. Çalışıyorum, hı-hı, hastanede getir götür işi yapıyorum. Evet. Bugün 100 euroluk bir hediye çek kazandınız. Bu çek kendiniz mi kullanacaksınız? Neler söyleyeceksiniz çekle ilgili? Ya bunu şimdi hepsi benim için çok olur. Eğer imkan olursa yanımda birisinde daha. Yani bir kere de kullanmaya da bilirsiniz belki, bilmiyorum. Bir sene boyunca. Tamam, illaki düşündüğüm birisi var gibi beraberine getireceğim. Tamam, yani başka birisiyle beraber kullanabiliriz. Başka birisinden kullanacağım, öyle düşünüyorum, evet. Tamam. Peki İbo Kuaför'ü tanıyor muydunuz daha önce? İbo Kuaför'ü yıllardır, 90'lı yıllarından belli tanıyorum. Daha öncesinden de tanıyorum. Ben hemen teşekkür Özcan ederim. Bey'den de kısa bilgiler almak istiyorum. Size de hayırlı uğurlu olsun. 100 euroluk hediye çeki. Sağ olun. Ne yapacaksınız? Saçlarınızı kestireceksiniz. Başkasına mı vereceksiniz? Çocuklarıma vereceğim bunu. İki oğlan, iki kız var. Onlara kızlara mı, oğlanlara mı? Galiba kızlara vereceğim. Öyle düşünüyorum. Kızlar için herhalde daha cazip olabilir. Sizin de düşüncelerinizi alalım. İbo Furozier, Hamburg'un bayağı eski bir kuaförü. Tanıyor muydunuz önce? Duymuştum. Hamburg'un ilklerinden olduğunu ama tedayını bilmiyordum yani. Geldik, nasip oldu. Şimdi görmüş olduk yani. Tanışmış olduk ama. Sarı Yıldız talihlilerimiz az önce hediyelerini aldılar, gittiler. Mekan sahibi iş başında çalışıyor. Kolay gelsin öncelikle. Sağ olun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kısaca bir kendinizi tanıtır mısınız? İsminiz ve kaç yıldır bu işi yapıyorsunuz? Evet, benim adım İsmail Atkan. Ben 32 seneden beri bu işi yapıyorum. 94 yılından beri Almanya'dayım. 25 seneden beri Hamburg Altona'da Furozier İbo olarak faaliyet gösterdik. Evet, bunun bir kutlaması da yapılmıştı. İbo Kuaför bu sene 25. yılını doldurdu. Aynı sahipleriyle, aynı kişilerle ve aynı yerde, değil mi? Evet. Bu gerçekten büyük bir uzun başarı. Uzun bir zamandır, evet, Hamburg'un en eski Türk kuaförlerinden bir tanesi. Peki bu başarınızı neye borçlusunuz? İşimi ben severek yapıyorum. Küçük yaştan beri başladığım için genelde yaptığım işi içime sindirmem lazım. Sindiremediğim bir şeyi tekrar bozup tekrar yapıyorum. Önce içime sinmesi lazım. Hiçbir zaman kaliteden taviz vermiyorum. Evet. Onun için de 25 yıldır bu sektörde ayaktasınız. Evet, tavsiye edilen. Ben Aysun Hanım, siz de isterseniz burayı alayım. İsmail Bey çünkü çalışıyor, evet, bir taraftan, o işini aksatmasın. Sizin de görüşlerinizi alalım. 25 yıldır gerçekten bu piyasadasınız. Kuaförlük sektörünün içerisiniz. Evet. Müşteri kitleniz daha çok Türkler mi, Almanlar mı? Müşteri kitlemiz genelde hani yarı yarıya. %50 Alman, %50 karışık, Afgan, kökenli. Yani her çeşit milletten insanlar geliyor. İşimizin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Çünkü Hamburg'da çok Türkler var. Biz de iddialıyız. Ve 25 seneden beri takdir edersiniz ki hani esnaf olarak çalışmak gerçekten çok zor. Ama işin en iyisini ve kalitesini yaparsanız müşteri her zaman sizi bulur. Evet, kuaför deyince genelde bizim bayanlar aklımıza geliyor. Çünkü güzellik, güzelleşme bayanların bir hobisi diyebiliriz. Müşteri kitlenizde de tabii daha çok bayanlar mı var? %80 bayan, %20 erkeklerimiz de var. Ne tür hizmetler veriyorsunuz bayanlara? Biz genelde saç üzerine, yani bizim profesyonel olarak biz saç üzerineyiz. Yani ekstra bir tırnak ya da ayak bakımı yapmıyoruz. Sadece yani kozmetiğe de girmedik.
Sadece biz saç üzerinde başarılıyız. O başarımızda devam ediyoruz.